vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz Gaziler Günü. Bugün önemli bir gün. 2002 yılından bu yana bugünümüz Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü ülkemizde gazilik unvanı devlet tarafından verilir ve ilk olarak bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Konya'nın Çumra ilçesi Hükümet Konağı önünde Gaziler Günü kutlandı. Özellikle Gaziler Günü'ne Konya Merem Kaymakamı Resul Çelik, Çumra Belediye Başkan Vekili Hüseyin Alagöz ve birçok gazi katıldı. Çok teşekkür ederiz efendim, eksik olmayın ilginiz için. Efendim neler söyleyebiliriz konuyla ilgili? Kısaca bilgi verebilir miyiz? Konumuz biliyorsun bugün Gaziler Günü. Başka bir konumuz da yok. Çok şükür. Öncelikle bütün gazilerimizi, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda aramızda olanlara da sağlıklı, afiyetli, bereketli günler diliyorum. Bu millet gazilerimize, şehitlerimize çok şey borçludur. Bugünkü programımız da bunlara karşı olan vefa borcumuzun bir küçücük bir örneğidir. Gene her zaman, her an, her yerde onların yanındayız, emrindeyiz. Ama böylesi güzel günlerde de bir araya gelirken de onlara vefa örneği, küçük bir vefa örneği gösteriyoruz. Hepsi bunlar. Efendim çok teşekkür ederiz ilginiz için. Ediyoruz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Kolay gelsin dileyelim. Buyurun. Gazilerimizi konuştu, benim niye konuştu? Tabii. Ben Kamil Kaya Gazi, Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Kamil Kaya. Peki efendim neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Kısaca bilgi verebilir miyiz? Şimdi tam bizim 53'lülere vurdu. Vardık memleket için oraya gönderdik, yaptık. Son sınırları çizdik geldik. Yapacağımız bizim bu. Yeter ki tek Türk milleti askerine bakılsın, iyi olsun. Hiçbir güç hakkımızdan gelemez ya. Ben daha doğrusu uçakların çok üstün olduğunu gördüm orada Kıbrıs'ta. Bizim uçaklarımız, pilotlarımız gerçekten dört dörtlü insanları. Ben bunu orada gördüm, yaşadım. Yani uçaklarımızın, Allah razı olsun.